ara öğünler. Ara öğünlerde atıştırmalarımız var. İşte midem kazındı diyoruz, şekerimiz düştü diyoruz. Peki ara öğün yapmak şart mı? Evet Esra Hanım, ara öğün kişiye göre değişiyor. Şimdi kişi şeker hastasıysa veya çeşitli hastalıkları varsa aslında ara öğün öneriyoruz. Çünkü kişi birkaç saat sonra aç kaldıktan itibaren ellerde ayaklarda titreme, halsizlik, terleme, bulantı, baş dönmesi, baş gösteriyorsa evet ara öğün öneriyoruz bu arada. Hem ara öğün yaptığımızda aslında ana öğüne daha az yemek yiyoruz. Bir kendiniz de bunu deneyebilirsiniz. Kahvaltıyla öğle arasında bir ara öğün koyduğumuzda ara öğün olarak ne olabilir? Meyvenin yanında kuru yemiş yiyebiliriz. Galetanın yanında ayran veya peynir tüketebiliriz. Aslında minik atıştırmalıklar çekmecemizde her zaman bulunsun. Acıktığımızda sağlıksız abur cuburlar yerine bu minik ara öğünleri yediğimizde bir sonraki öğünde aslında daha fazla, daha az yemek yediğimizi görüyor olacağız. Bu yüzden bu kişiye göre değişmekle birlikte aslında ben ara öğün evet danışanlarımda da öneriyorum. Fakat Büşra Hanım ben sadece 3 ana öğünle besleniyorum. Hiç ara öğün alışkanlığım yok diyorsa kişi çok ısrarcı olmuyorum. Fakat arada hani bitki çayının yanında birkaç kuru yemiş veya kahvenin yanında birkaç kuru meyve yenildiğinde daha tok kalındığını zaten kişilerimiz de kendisi deneyimleyerek bunları görebilir.